Ayıp be, ayıp. Ne oluyor be? Annemle babamı yemeğe davet etmişti. Ya bu Zeynep'in de ağzında bakla ıslanmıyor ha. Asıl senin ıslanmıyor. Ya sen de annenle babanla yemek yememek için beni kullanmasaydın. E sana ne? Seni niye ilgilendiriyor? Beni ilgilendirmiyor ama ben de merak ettim ama sonuçta. E sorsaydın? Ne sorsaydım? Sorsam yalan söyleyeceksin. E tamam, sen de inanacaktın, böyle boşu boşuna kavga etmeyecektik. Ne öyle, parayı mı istiyorsun? Geri mi istiyorsun verdiğim borcu? Ya ne alakası var? Ne parası ya? Ayrıca o para duruyor mu? Harcamadın mı sen o parayı? Doktor, madem harcamayacaktın, niye benden borç aldı? Bakalım bana borç verecek misin, vermeyecek misin? Görmek istedim. Ne? Geçen sene bana 200 lira borç vermiştin, hatırlıyor musun? O günden beri ufak ufak tırtıklıyorum seni. Her seferinde borç miktarı birazcık daha artıyor. Küçük bir deney gibi. Öyle düşün. Bakalım ne zaman Orhan Baba yeter diyecek. Allah Allah. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim arkadaşlığımıza verdiğim değeri sen rakamlarla mı ölçüyorsun? Yani 25 bin lira doktor. Hiç fena değil. Öp de başına koy. Güzel bir değer yani. Ayrıca hiç kimse lak diye bu kadar parayı çıkarıp vermezdi. Gurur duy kendine. Ben duyuyorum. Çok sağ ol. Bak, açacaksın telefonu. Belgin teyze, merhaba, Orhan ben. Bu yemeği iptal edebilir miyiz acaba? Şudur, budur vesaire. Hop, ha? Ne diyorsun? Sonra kapacaksın parayı. Bir tomar para, iyi düşün. He? Hadi. Tamam. Götür. Peki. Tamam. Şimdi o telefonunla anneni babanı ara. Ve onlarla görüşmek istemediğini bir yetişkin gibi kendin söyle. Tamam mı? Eğer bunu yapmazsan perşembe günü gelir alırım seni ve dördümüz beraber yemek yeriz. Telefon? Yalan söyle. Mesela geçen sene sakalsız da iyi gözüküyorsun demiştim ya. O zaman da yalan söylemiştim. Doktor, ben giderek sana daha fazla yalan söylüyorum. Bir deney gibi düşün ya. Bakalım ne zaman yeter diyecek Ateş Efendi. Ara annenle babana.